Ocak'ta. Nasıl mı? Yeni bir ders geliyor. Artık bundan sonra sürücü adayları trafik adabı dersi alacaklar. Geçemezlerse ehliyet alamayacaklar. Herkes adabıyla hem ehliyet almış olur hem de adabıyla kullanır. Sürücü adaylarına trafik adabı öğretilecek. Trafik adabı dersi almayan ehliyet sahibi olamayacak. Hayatın yoğun akışı ve iş stresi trafik hatalarıyla birleşince sürücüler zaman zaman çileden çıkabiliyor. Hal böyle olunca sürücülerden beklenmedik davranışlar görülebildiği gibi hoş olmayan sözler de duyulabiliyor. Milli Eğitim Bakanlığı trafikte yaşanan tatsızlıkları en aza indirmek için özel motorlu taşıt sürücüleri kursu yönetmeliğinde önemli düzenlemeler yaptı. O düzenlemelerden biri de trafik adabı dersi. Trafik adabı dersi de artık dersler arasına gelmiş olacak. Bu dersi başaramayanlar sürücü belgesini alamamış olacaklar. Yani teorik eğitim bölümünü geçememiş olacaklar. Trafik adabı dersi 4 saat süreli olacak. Düzenleme 1 Ocak tarihinde yürürlüğe giriyor. Çok güzel, halk bilinçlenir, çok daha iyi olur. Önemli olan sadece ehliyeti almak değil adaplı. Adaplı kullanmayı da öğretmektir. Sinirlendiğimiz oluyor, onun için o eğitimin iyi olacağına inanıyoruz. Yeni yönetmeliğe göre ilk defa ehliyet alacaklar, 2 yıl boyunca aday sürücü ehliyeti taşıyacak. Bu süre zarfında alkollü araç kullanma, hız sınırlarını aşma, kırmızı ışıkta geçme gibi ihlalleri 3 kez tekrarlayan aday sürücülerin ehliyetlerine el konulacak. Çok güzel bir olay bu. Ehliyetini tekrar almak isteyenler psikolojik teste tabi tutulacak. Sürücü adayları otomatik vitesli arabalarda direksiyon sınavına girmeyi tercih edebilecek. Otomatik vitesli araçlarda direksiyon sınavına girenlerin ehliyetinde sadece otomatik vitesli araçlarda geçerlidir ibaresi yer alacak.